Bitlo kripto para platformu sunar. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Aslında yine bir sürü açıklanan veri var. Onları konuşacaktık ama bugün enteresan bir haber düştü. Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg'e gerçekten çok önemli açıklamalar yapmış. Tabii Bloomberg deyince Bloomberg HT'den bahsetmiyorum. Yani Türkiye'de yayın yapan Bloomberg'den bahsetmiyorum. Her zaman olduğu gibi yine yabancılardan duyuyoruz açıklamaları. Türkçe açıklamaları olmayan önemli açıklamalar diyelim. Nelerden bahsetmiş? Faiz oranları konusunda son derece şahin bir tavır sergilediği söyleniyor. Diğer taraftan enflasyon algılarının bankanın aylık katılımcı beklenti anketi, biz burada da konuşuyoruz o anketlerin aslında ne kadar doğru yansıtmadığını konuşuyoruz her seferinde. Görünen o ki onlar da öyle düşünmeye başlamışlar. Bu anketten çok daha yüksek olduğunu kabul etmişler enflasyon algısından. Para politikasının rotasının 2024 yıl sonu hedefine göre değil, %14'lük olan 2025 yıl sonu TÜFE hedefine ulaşması yönünde belirleneceğini de söylemiş. Tabii bunun dışında bir de bugün vergi paketi meclise geliyor. En düşük emekli maaşı ne olacak? Biraz da ona da bakacağız. Aslında yine konuşulacak pek çok şey var. Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru, nasılsın? Teşekkür ederim, siz de iyi misiniz? Vallahi sıcak ya bu. İstanbul'da çok sıcak. Peki Fatih Karahan'la başlayalım mı? Ne dersiniz? Aslında bir sürü rakam da gelmişti. Ama Fatih Karahan'ın açıklamaları cidden çok önemli. Yine bir de açıklama yapmadı. Yani yine Türkiye'de değil, yine yabancılardan öğrendik. Enflasyon algılarının bu anketlerden çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Bir de 2024 hedefimizi tutturacağız diyorlardı enflasyon için. Şimdi 2025'e kalmış gibi görünüyor. Ne diyeceksiniz? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar der demiş atalarımız. Şimdi yabancılar da başka konuşuyorlar, yerliye başka konuşuyorlar ama bugünkü iletişim dünyasında hiçbir şey gizli kalmıyor. Şimdi Karahan'ın ne dediğinin hiçbir önemi yok. Aslında Mehmet Şimşek'in ne dediğinin de hiçbir önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne dediği, ne düşündüğü önemli. Çünkü bugünkü sistemde ne Merkez Bankası'nın bağımsızlığı var, ne de herhangi bir bakana, buna Mehmet Şimşek dahil, koltuğunun bir teminatı var. Dolayısıyla yani bunlar bir takım açıklamalar yapabilirler ama bunlar arkasında bir siyasi güç olan, bir hukuki güç olan açıklamalar değildir. Yani işte Nebati de bir sürü açıklama yaptı, Şahap Bey de bir sürü açıklama yapıyordu. O zaman da onlar çok böyle kemik gibi dolduran makamını insanlar olarak düşünüyordu. Ne oldu? Bir anda buharlaştılar. Hele zavallı Nurettin Bey fırça yiyerek gitti. Yani sen akılsızca politikalar uyguluyordun, ben akıllıca politikalar uygulayacağım dedi arkadaş. Enflasyon %38'den, ben TÜİK rakamlarını telaffuz etmiyorum biliyorsun, bugünkü seviyeye geldi. Enak rakamlarına göre bugünkü seviye %120. Şimdi bu algılanan enflasyon hikayesi hedef şaşırtmadı. Enflasyon algılanan bir şey değildir. Enflasyon yaşanan bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim. Hafta sonu telefonla bir kıymalı, bir kuşbaşılı pide siparişi verdim. Makul bir yerden, yani böyle 169 bin liralık fatura kesen lüks lokantalardan değil. Gelen hesap 690 liraydı. Yani Ankara'da makul bir yani pideciden nerede yemek için pide söyledik. Şimdi Allah'a sen, bu algılanan enflasyon mu oluyor, görünen enflasyon mu oluyor? Ha efendim, bu arada pimpon topunun fiyatı hiç değişmemiş. Bana ne kardeşim? Ben yaşadığım enflasyona bakarım, cebimden çıkan paraya bakarım. Doğru mu? O yüzden bu şimdi halkın şeylerine, bu enflasyona karşı tepkisini düşürebilmek için efendim algılanan enflasyon. Enflasyon aslında o kadar yüksek değil ama bizim halkımız fazla yüksek algılıyor. Niye? Çünkü halk aptal. Halk ne ödediğini bilmez. Tamam, bunlar beton kafalılar. Ne deniyordu? İşte bidon kafalı göbeğini kaşıyan adamlar bunlar. Ne yaptıklarını, ne dediklerini bilmez.
Onların algıladığı öyle ama gerçek böyle değil diyorlar. Halbuki gerçek enflasyonu Veysel Hoca ölçüyor. Böyle kapı gibi koyuyor. Nasıl ölçtüğünü, metodunu, her şeyini koyuyor. İşte biz de görüyoruz. Yani arkadaşlar Allah aşkına yani yazın aşağıya. Sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli. Çünkü halkın ne düşündüğünü, yani emin olun hepsini cevaplayamasam da hepsini okuyorum. Halkın ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini, ne yaşadığını anlıyorum bu sayede. Yani siz enflasyonu yüzde kaç yaşıyorsunuz? Bak yüzde kaç hissediyorsunuz demiyorum. Yüzde kaç yaşıyorsunuz? Ve ondan sonra hikaye efendim halkın algıladığı enflasyon. Yok ya, yaşanan enflasyon. Dillerini alıştırıyorlar. Peki şöyle diyelim ama yani Fatih Karahan 2025'in yıl sonunu görür mü göremez mi orasını tabii ki bilemiyoruz ama ben Mehmet Şimşek'te göreceğini düşünmüyorum. 2025'te %14'lük enflasyonu biz görebilir miyiz? Orasını da pek bilemedim doğrusu. Peki şimdi, Veysel Hoca da şunu söyleyeyim. Bu kafayla göremeyiz. Yani ya bak hani yerde konvoy yapılmasına alışmıştık hiç değilse memleket içinde falan. Ya adamlar havada konvoy yapıyorlar hep. Yani böyle bir harcama düzenine ne para basmak dayanır ne vergi geliri yeter. Tamam. Dolayısıyla da vergi geliri yetmeyince para basacaklar. Para basınca enflasyon olacak. Yani bu kadar basit bir mekanizma bu. Evet. Herkes bilir bu mekanizmayı. Peki vergi paketi bugün mecliste dedi mi? En düşük emekli maaşı işte 10 bin liradan 12 bin lira, 500 lira da Cumhurbaşkanı'nın faktörüyle 12 bin 500 liraya çıkarılabileceği beklentisi hakim şeklinde haberler yapılıyor. Tabii şimdi bütçede buna ayrılacak ek bir ödenekte olmadığına göre o zaman yeniden para basacaklar. Bu da yine enflasyonu mu tetikleyecek? Nasıl olacak? Peki? Ya şimdi... Enflasyon tamamen parasal bir olgudur. Bunu biliyoruz. Yani paranın değeriyle ilgili bir olgudur. Efendim enflasyon olacak diye memura vermeyelim, işçiye vermeyelim, emekliye vermeyelim. Yani maaşla geçinene boynunu kıralım. Peki daha iki gün evvel Devlet Demiryolları %33 zam yaptı. O da enflasyon olacak diye zam yapmasaydı. Bugün bu gerekçeyle ortada dolaşan patronlardan hangisi ürününe aman efendim enflasyon yaratır diye zam yapmıyor. Yani devlet elektriğe zam yapıyor, petrole zam yapıyor. Ondan sonra ne bileyim bunların hepsinin fiyatı kamusal olarak belirlenen şeyler. Bunlara zam yapıyor ama iş enflasyona karşı senin benim gelirimi bir nebze de olsa koruyacak maaşlara gelince aman efendim enflasyon olur. Yok ya canım öyle saçma şey mi olur? Bunun enflasyonla ne ilgisi var? Şimdi enflasyon yani Recep Bey bir ara çok diyordu ya faiz sebep enflasyon sonuçtur. Bugünlerde işte ücretler sebep enflasyon sonuçtur. Efendim karlar sebep enflasyon sonuçtur gibi boş beleş konuşmalar yapılıyor. Enflasyonla ne faizin ne karların, ne ücretlerin zerrece bir ilgisi yok. Enflasyon tamamen paranın değeriyle ilgili bir olaydır. Ve paranın değeri de tamamen dolaşımdaki miktarı ve parayı basan otoritenin itibarıyla ilgili bir konudur. Yani başka konularla ilgili değil. Ben size şunu söyleyeyim. İşte Almanya'da ücretler 2000 euro enflasyon mu oluyor? Ya adamların yıllık enflasyonunu biz aylık yaşadık diye seviniyoruz. Bizim mesela %14 diyor ya Karahan çok yani aslında bunlar utanmaz taraflar. %14 normalde Amerika'nın 7 yıllık enflasyonu, Almanya'nın 7 yıllık enflasyonu, Japonya'nın 15 yıllık enflasyonu. Tamam mı? Bunlar insanı aptal yerine koyuyorlar, insan aklıyla dalga geçiyorlar. Yani biz başka ülkeleri bilmiyoruz. Biz yok öyle bir şey. Peki Murat Bey, hem faiz dediniz az önce Veysel Hoca'dan da bahsettiniz, Veysel Ulusoy'dan da bahsettiniz. Veysel Ulusoy'un şöyle bir açıklaması var. Onu da sormuş olayım. Yabancıya dolar üzerinden %40 faiz, yıllık %40 faiz getirisi veren ülke batar diyor. Bize biraz bunu anlatır mısınız? Doğru, Osmanlı da böyle battı. Yabancıya böyle muazzam faizler verdi. Şimdi Türkiye'nin iki tane büyük sorunu var. Bir tanesi kendi bastığı para olan Türk lirasıyla yaşadığı sorun. Ki kendi basamadığı
yabancı para cinsiyle yani dövizle yaşadı sorun. Niye? Türkiye ürettiğinden fazlasını tüketiyor, tüketimini ithalatla karşılıyor. Yani sen geçen gün Saygı Öztürk'te herhalde çok güzel hesap etmiş. Afgan çobanlara yılda 20 milyar dolar ödüyoruz. Ya memlekete bak, memleket işsizlikten kırılıyor. Biz Afgan çobanlara yılda 20 milyar dolar ödüyoruz. Mehmet Efendi'nin cari açık rakamlarında bu para görünüyor mu? Sen buna bir de işte Suriyeli inşaat işçilerine, Gürcü çay toplayanlara, Ermeni temizlikçilere, Türkistanlı, Özbekistanlı, Moldovalı çocuk bakıcılarına ödediklerimizi yaz. Hepsini ortalıkta topla. Ne oluyor? Şimdi bu para oluk oluk gidiyor. Bu paralar görünüyor mu? Görünmüyor. İki, döviz üzerinden sıkıntı yaşayınca yüksek faiz sabit kura geçiyorlar hep bu. Dışarıdan döviz gelmesi de bunu destekliyor ama bu her defasında kafasına balyoz indirmiş bir uygulamadır. Yani akıllanmıyorlar. Yani eskiden yaptıkları ve yanlış olduğunu gördükleri şeyleri tekrar deneyimlemek istiyorlar. Yani efendim bu sefer yaparız farklı olur. Yani şimdi bak, bir insan bir çukura düşebilir hep. Ama aynı insan aynı çukura ikinci defa düşerse bu artık hata değil, aptallık olur. Biz bu carry trade denilen yüksek faizle ülkeye çekilen paranın kısa dönemde bir ferahlatıcı etkisi olduğunu gördük, görüyoruz. Hangi alanda? Ödemeler dengesi alanında. Ama bunun sonunun facia olduğunu, gelenin misliyle gittiğini, yani şöyle düşün, 1 milyon dolar geliyor, 1 milyon 400 bin dolar gidiyor. Ya senin zaten 1 milyon dolara ihtiyacın olduğu için sıcak parayı çektin. O 1 milyon 400 bin doları nereden bulup ödeyeceksin? Evet. Doğru mu? Ha bu da böyle 30 yıl 40 yıl sonra işleri olmuyor. Yani 3-5 ay sonra işleri. Ben Veysel Hoca'ya %100 katılıyorum. Bu ülkenin yarattığı katma değerin sömürülmesidir. Yani hani eskiden krallar giderler başka ülkeyi işgal ederlermiş. İşgal ettikleri ülkeye vergi koyarlarmış. Böyle iliğini kemiğini sömürürlermiş. Bu tip yabancı ödemeleri de buna giriyor. Yani ülkenin iliğini kemiğini sömürüyor. Bunu herkesin bilmesi ve tepki koyması lazım. Yani o bedelini siz ödüyorsunuz. Yani işte yer altından petrol çıkıp bilmem nerede olduğu gibi yer altından elmas altın çıkıp da ödemiyoruz bunu. Sen, ben, Ahmet amca, Mehmet Bey çalışıyor. Elde ettiğimiz paralarla vergi ödüyoruz. Ve bu paralar ödeniyor. Ya da bize verilmesi gereken emekli maaşları verilmiyor. Londra'da tefecilere veriliyor. Sonra niye efendim 10 bin lira maaş alıyoruz? Efendim ama bak 12 bin lira olacak. Ya kardeşim asgari açlık seviyesi 20 bin lira. Sen açlık seviyesinin yarısı kadar parayla bir 6 ay daha idare ediyorsun. Ebru, insan düşününce çok öfkeleniyor. Kesinlikle haklısınız. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Herkese bakalım nelerle çıkacağız. Görüşmek üzere.